Bir inanç taşımak istiyorsa onun ilk yapacağı şey ya bir kendinle bir barış mübarek, kendinle bir barış. O zaman belki o çocuk sesleri e, böyle bir deniz kenarı, sahil kenarı, ormanlık alanda bir bu sesi gibi gelecek ona. Yani genişler daha huzurlu, daha genişler şey ortamı hissetmesini sağlayacak. Evet, genişler sensin. o zaman. Hocam bir de şu da var, e, dikkat edersiniz. Biz mesela çocuklarla kurduğumuz ilişkide çocukların bize mesela yalan söylemesini hoş karşılamıyoruz, istemiyoruz. Ama e, dışarıya karşı zaman zaman onları böyle yalan söylemeye teşvik edebiliyoruz. Mesela bir yerlerde okumuştum şu an aklımda değil e, nereden okudum ama şöyle güzel bir örnek vardı. Bir baba e, iki çocuğuyla birlikte bir e, hayvanat bahçesine gidiyorlar. E, çocuklardan biri yedi biri altı yaşında e, orada işte altı yaşından büyükler ücrete tabidir hmm. şeklinde bir e, tabela var. Sonra baba iki tane bilet istiyor. Gişedeki memur da şöyle uzanarak bakıyor. iki tane küçük çocuk görüyor. Sonra kaç yaşlarında olduklarını soruyor. İşte baba birinin yedi, birinin altı yaşında olduğunu söylüyor. Ee, adam diyor ki yani eğer onların bir tanesinin yedi yaşında olduğunu söylemeseydim ben bunu bilemezdim. Dolayısıyla tek bilet alabilirdin diyor. Çok güzel bir cevap veriyor baba. Diyor ki sen onların kaç yaşında olduğunu bilmeyebilirsin ama onlar kendilerinin kaç yaşında olduklarını biliyorlar. Evet. Yani biz genelde şöyle yapıyoruz hocam. Çocuğumuzla gittiğimiz zaman bir yere yaygın olarak amca sorarsa işte şu yaştayım de, Otobüse binecek çocuk işte bir tane bilet basmamak için e, o eğer ki bir yaş sınırı varsa evet, yüzünde. Maalesef. Koca koca erdemli davranışları kaybediyoruz. Hı. Çocuğu bir sıranın içerisinde araya gir oğlum araya gir Hı. araya gir diye. İki kişiyi bekletecek yerde aslında orada çocuğa kaybettiği koskoca bir erdemsiz davranış. Otobüse bineceği yerde, bilet kullanacağı yerde ya 2 liradır 1 liradır evet. ama bence kaybettiğin şey bin liradan, 200 bin liradan çok daha evet. değerli şeyler kaybediyorsun. Kurnazlık, göz açıklık, uyanıklık diye tabir edilen ama hiçbirisi erdem içermeyen davranışlar anne baba çocuğa kazandırdığı zaman ya bu hayat böyle işte yani biraz mıy, mıy olmasın birazcık öğreteyim evet. zannıyla. Aslında çocuğun içerisindeki o içsel çalışan mekanizmayı bozuyor. Vicdan duygusunu, değerlilik duygusunu bozuyor. Ve sen saflığı bozuyor hocam değil mi? E, ee, onun zararını uğrayacaksın evet. ama sen. Evet. Ya onun zararını uğrayacaksın sen. Neredesin oğlum? İşte falanca yerdeyim. Yalan. <laughs> falanca yerde değil, filanca yerde o. Dersin sen... çalıştın mı? Çalıştım. Çalıştım. Halbuki çalışmadı. Okula gittin mi? Gittim. Kime öğretti buna? Bak içinde çocuk aslında çocuk doğuştan itibaren çok dürüsttür aslında. Çünkü onun içerisinde bir hazır bulunuşluk içerisinde olayları objektif olarak yansıtma özelliği hesap, var. Hesap kitap yapmadan cevap veriyor. Yok hesap, hesap kitabı yoktur çocuğun. Çocuktan haber denir ya? Alır bir aynen öyle. Ancak çocuğa eğer olaylar çarpıtılarak anlatılması da öğretilirse Allah Allah demek ki böyle de oluyor diye çocuk fark etmeye başladığında sonra paçasını kurtarmak için birazcık da sen gergin sinirli bir adamsan Habire sana yalanlarla, dolanlarla çocuk işin içerisinde çıkmaya çalışacak yani. Yani bir araba içerisinde hareket halindesiniz. Kırmızı ışıkta geçiyorsunuz. Çocuk da bunu görüyor. Polis çeviriyor. Kırmızı ışıkta geçtiniz diyor. Siz bunu bile bile diyorsunuz ki hayır, hayır kırmızı geçmedim. Hayır diyorsunuz. Ama çocuk da buna şahit. Siz kendiniz de buna şahitsiniz. Evet. Hani anne babalar en çok sordukları sorulardan bir tanesi o. Falanca davranışı nasıl öğretirim çocuğa? Filanca davranışı nasıl öğretirim çocuğa? Ve korkuyla öğrettiğin dürüst ol, yalan söyleme, Bak Allah yalan söyleyeni sevmiyor. Ya bunların her birisi dini araç sallaştırarak anlatılan her birisi çok kötü şeyler. Din terbiyede bir araç değildir Emre Bey. Hocam din terbiyede bir araç değildir. Keşke bunları anne babalar böyle bir sanki pedagojinin altın kuralı diye yazmış olsa. Din aslında e, bir yaşam tarzıdır. Anne babalar aslında çocuğa o dine ait unsurları seveceğim bir şekliyle anlatarak o yaşam tarzını, inancı aslında çocuğa kazandırmalarla. Yani insan olmuyor hocam değil mi? Erdemli bir insan olmuyor. İnsan olmak. Temelde bunu kazandırdığın i̇nsan zaman olmak. zaten doğal olarak inançta i̇nanç beraber beraberinde geliyor. geliyor. O inançta beraberinde gelecek. Yoksa dini bir araç haline getirmek. Günah diye anlatıyor. Evet. Yalan söyledin, günah işledin. Anne babaya karşı geleni Allah sevmiyor. Halbuki çocuğun zihninde, dimağında, literatüründe böyle bir kavram mı yok? Yok, karşılığı yok bunun. Günah nedir mesela belki? Anlamıyor mu bunu belki? Ya e, şunu söylüyor anne babalar. Diyor ki Allah seni takip ediyor. Sağında bir melek var, solunda bir melek var. Yalan söylediğin zaman solundaki melek ya çocuğu deliye çevireceksin ya mübarek. Ne yapıyorsun sen? Sonra çocuk. Hani kendisini yazan şifreleyen sanki kendisini deşifre eden birisiyle şey yapmış gibi. Çocuğa şöyle söylenilir mi? Yani bunların her birisi çarpık din anlayışı. Allah burada yaptığın bütün günahları öbür tarafta sana herkese gösterecek. Ya deliye çeviriyorsun sen çocuğu. Ve böyle çocuk acaba dini sever mi? Ben şimdi orada yalan, yalan yaptım, yanlış yaptım. Şurada ben olmayacak bir şey yaptım. Çocuk ondan sonra dinle ilişkisini kesmek zorunda ya da bu kaygılarla yaşaya yaşaya kişiliğini kaybetmek zorunda. Sürekli kendi içerisinde böyle huzursuzluk hali yaşaya yaşaya. Halbuki din çocuğa huzursuzluk verem. Allah affeder. Bu kadar. E o zaman yoldan çıkarsa çocuk ya çıkmıyor insan yoldan. İnsanı sevdikçe gerçekten yoldan çıkmıyor.